Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu daha önce yapmış olduğum runner'ın motifin yapılışını göstereceğim. Runner'ım bu şekilde. Hesabımda daha iyi resim için oradan bakabilirsiniz. İpim Yarn Art Violet. Ben bu turuncu rengini kullanmıştım. Bir de beyaz rengini kullandım. Şimdi motifin yapılışına başlayabiliriz. İlk önce sihirli halka yapıyoruz. Ben bu şekilde sihirli halka yapıyorum. Parmağımı bir sefer doluyorum. Tığımla alttan bu ipi alıp ters çevirip zincir yapıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. 3 zincir çekip 2 trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 3 trabzan olmuş oluyor. Sonra tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tekrar önümüzü alıp 3 trabzan daha yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 4 tane üçlü trabzan olacak. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Şimdi 4 tane oldu. İyice sıkıyorum sihirli halkamı. Şimdi tekrar 3 zincir çekip şu daha önce ilk başta batmış çekmiş olduğum 3 zincirin en tepesindekinin ortasından geçip ipimi oradan alıyorum. İkisini birlikte çekmiyorum. Bu oradan çıktığım ipi direkt buradan geçiriyorum. Sonra benim şuraya gelmem lazım. Oraya geldiğim belli olmaması için daha önce yaptığım trabzanların başından tekrar ipimi alıyorum. Ve onu ilmeğimin içinden geçiriyorum. Diğer trabzanın başından da aynı şeyi yapıyorum. Ve boşluğumu geliyorum. Ve bu şekilde gittiğim belli olmuyor. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. 1, 2, 3. Bu her zaman çektiğimiz 3 zincir bir trabzan yerine geçiyor. Tekrar 2 trabzan daha yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu şurayı yapıyoruz. Burada 5 zincir çekiyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar önüme ip alıp bu boşluğa batıyorum. Bu ipimi de gezdiriyorum. Daha sonradan uğraşmamak için. Şimdi tekrar 3 trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi buradaki işlemi tekrar yapıyoruz. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Önümüze alıyorum. Hala bu ipi gezdiriyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tekrar 3 trabzan. Şimdi tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 3 zincir. 3 trabzan. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 3 trabzan. Bu her yaptığımız köşelere 2 tane 3'er trabzan yapıyoruz. Trabzan. Şimdi artık bu iple işimiz bitti. Bunu kesip atabiliriz.
Şimdi tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bu ilk başta yapmış olduğumuz zincirin tepesinin ortasından batıyorum. İpi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Tekrar trabzan başına ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar trabzan başına alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra boşluğa geliyorum. Başlangıç noktasına tekrar geri geliyorum. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 3 trabzan, 3 zincir. Şimdi artık çoğaltma yapmamız lazım. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Daha önce yapmış olduğumuz 5 zincirin ortasından tığımla ipimi alıyorum. Ve bu sefer ikisini birlikte sık iğne yapıyorum bu şekilde. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar bu boşluğa geldik. 3 trabzan, 3 zincir. 1, 2, 3. Şimdi 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar 3 trabzan. Şimdi tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar boşluğumuzdan batıyorum. İkisini birlikte sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 3 trabzan, 3 zincir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar boşluğumuzdan tığımızı batırıp sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Tabi ortada olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar sona geldik. Burada hep aynı işlemi yapıyorum. Ve buradan buraya geçtiğim hiç belli olmuyor. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Dördüncü sıradayız. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bu sefer iki boşluğumuz oldu. Tekrar iki boşluklara batıyoruz. Beş zincir çekip. İki, üç, dört, beş. Şimdi ikinci boşluk. Tekrar beş zincir. Bu sefer yine köşelerimize geldik. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. İki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. İki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben videoyu hızlandırmayacağım. Beraber yapabilmek için. Tekrar en sona geldik. Zincirin ortasından batıp ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi 4 sıra yaptık. 1, 2, 3, 4. 5. sırada artık 3 trabzan, 3 zincir yapmayacağız. Bu çiçeğin
bu kısmına başlayacağız artık. Onun için 12 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu zincirim de bir trabzan sayılıyor. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi köşelere 12 tane trabzan yapacağız. Bu aralarda tekrar aynı işlemi yapacağız. Fakat bu sefer ilk baştaki boşluklara batarken 5 değil 4 zincir çekiyorum. Çünkü burada bir bolluk oluyor. O yüzden 4 zincir çekerek o bolluğu gitmesini ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar 12 trabzan yapıyoruz. On iki tane trabzanımı yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum tekrar. 4 zincir çekince bir bolluk oluşmuyor. Güzel duruyor. 5 zincir. 5. 1, 2, 3, 4. Tekrar 12 trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ve sonuncu köşeye geldik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve son defa 1, 2, 3, 4 ve ilk trabzanın başına batıp içinden geçiyorum. Şimdi 6. sıraya başlayacağız. Bu sefer aralarında birer zincir çekeceğiz. Onun için 3 zincir değil 4 zincirle başlıyorum bu sefer. Bu sefer her trabzanın başına bir tane trabzan yapıyoruz ve arada bir zincir çekiyoruz. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bütün trabzanların arasında birer zincir çekiyoruz. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ilk boşluğa batmıyoruz. İkinci boşluğa batıyoruz. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yan boşluğa batıyorum. Sonra tekrar 5 zincir. Tekrar bu son boşluğa batmıyorum. Önüme alıp ilk trabzanın başına batıyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Bir zincir, bir trabzan. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Bir zincir, bir trabzan.
Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. İlk boşluğa batmıyoruz. İkinci boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yan boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bu boşluğa batmıyoruz. İlk trabzanı batıyoruz. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Dört, beş. Bu işlemi sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Videonun başında tığımın numarasından bahsetmeyi unutmuşum. Tığ numaram 1,5. Silikonlu silikon saplı 1,5 numara. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar trabzanın başına batıp içinden geçiyorum. Tekrar bu işlemin aynısını yapıyoruz. Dört zincir. Arada tekrar bir zincir. Trabzanın başına batıyoruz. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Tekrar 5 zincir, 1, 2, 3, 4, 5. Diğer sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bu boşluğa batmıyoruz, ikinci boşluğa batıyoruz. Tekrar 5 zincir. Bu boşluğa batmıyoruz. Trabzanın başına batıyoruz. Tekrar bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bu boşluğa batmıyoruz. İkinci boşluğa batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bu boşluğa batmıyoruz. Trabzanın başına batıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz. Daha fazla model için Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Instagram hesabının linkini aşağıda açıklamalar kısmına
paylaşacağım. Oradan tıklayıp takip edebilirsiniz. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve son 5 zincirimi çekiyorum. Son trabzanın, ilk trabzanın ortasından geçip ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi artık son sıraya geldik. Bu son sırada bu köşelere pipirik yapacağız. Buralara da sık iğne yapacağız. Ve diğer motife eklemeyi göstereceğim size artık bu son sırada. Ben yaparken ekliyorum. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Önümü almıyorum. Direkt boşluğa batıyorum. Tığıma doluyorum. İkisini birden geçiriyorum. 1, 2, 3. Yani sık iğne yapmış oluyorum bir tane. Boşluklarda yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. İkisini bir çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boşluktan ipi alıyorum. İkisini bir çekiyorum. 10 boşluktan da yapıyorum. Yani toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane pipirik oluyor. Sonra bu zincirin üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 4, 5. Bu tarafı yaptım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve pipirik yapmaya buradan başlıyorum. 1, 2, 3. Sonra boşluğa batıyorum. Yani bu pipirikler trabzanın üstünde kalıyor. 1, 2, 3. Boşluğa batıyorum. 3, 2, 3. Tekrar boşluktan batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi tekrar sık iğne yapmaya başlıyorum. Beş tane sık iğne yaptım. Sonra diğer boşluğa geçiyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Şimdi tekrar pipiriklerimi yapmaya başlıyorum. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi ben sadece bir kenar ekleyeceğim için bu kenarda ekleme işlemini için beklettim. Eğer bu şekilde iki kenarı birleştirmek zorunda kalsaydım buradan başlayacaktım birleştirmeye. Sonra döndüğümde diğer kenarı yapacaktım. Ama ben sadece bir kenar yapacağım için burayı bıraktım sona yakın. Eğer iki kenar birleştirecek olsaydım buradan başlayacaktım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi 4 tane pipiriği birleştiriyoruz. Ben şimdi 5 tane trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu boşlukta başlayacağım birleştirmeye. Bir zincir çekiyorum. Tığımı ilmekten çıkarıyorum. Şimdi bunun dördüncü pipiriğini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımı o delikten geçiriyorum.
ilmeğimi oradan alıyorum ve böyle bir zincir yapıyorum. Bir zincir daha yapıyorum. Sonra ikinci ilmeğe batıyorum. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum. İkinci delikten ilmeği alıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Sonra sıradaki boşluğa batıyorum. Tekrar bir zincir. Sonra diğer boşluktan tekrar ilmeği alıyorum. İki zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Şimdi sonuncusunu yapıyoruz. Son delikten ipi alıyorum. İki zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Şimdi sık iğnemi yapıyorum. Burada ekleme yapmıyoruz. Normal sık iğnemi yapıyorum. 2, 3, 4. Tekrar bir zincir çekiyorum. Başından ilk pipirin ortasından tığımını geçiriyorum. İlmeği alıyorum. 1, 2. Boşluğa batıyorum. 1, ilmeği alıyorum. 2, 1, ipimi oradan alıyorum. Kaçıncı oldu? 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. 1, 2. Artık bu motifi birleştirme işlemim bitti. Sadece bir kenar birleştirdiğim için. Dediğim gibi diğer kenarda birleştirmiş olsaydım bu kenarda yapmam lazımdı. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Eğer bu sırada birleştirme yapmış olsaydım bu arada 3 tane pipirik yapıyordum. Burada birleştirme işlemine başlıyordum. 3 tane pipirik burada birleştirme işlemine başlıyordum bu şekilde. Şimdi ben birleştirme yapmayacağım için devam ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son kenardayım. Şimdi sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artık bitirme işlemine geçiyorum. Bu son ilmekten ipimi alıyorum. Tekrar bu ilmeğin içinden geçiyorum. Ben her zaman bitirirken böyle en sonunda bir zincir çekip ipimi o şekilde kesiyorum. Ve ipimi oradan çıkartıyorum. Bu ipimi saklamak için de motifimin tersini çeviriyorum. Bu aralara batmış olduğum ilmeklerin şu iplerin arasından tığımı geçiriyorum. Ve ipimi bu ilmeklerin oradan geçiriyorum. Kalan fazlalık ipi de kesiyorum. Böyle temiz görünüyor. Motifimiz bitti arkadaşlar. İstediğin renkte yapabilirsiniz. İstediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Bu Mercedes koton ip. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.